Osteoporoz, bel fıtığı, boyun fıtığı, kemik erimesi, eklem kireçlenmesi, kemik erimesi, osteoporoz, kemik erimesi. Kemik erimesine karşı bu gördüğünüz söğüt. Söğütün dalının kabuğu. Dalının kabuğu. Bakalım dalının kabuğu. Dalının kabuğu çok önemli. Bu söğüt. Evet. Böyle kediciği var. Burada bir kedicikte milyonlarca polen var. Döllenme tozlu. Söğütte. Evet, söğütün de birçok çeşidi var. Beyaz söğüt, ak söğüt vesaire vesaire. İşte şöyle. Ben Almanya'dayken bunu ırmağın kenarındaki söğüt ağacını bağlıyordum. Salıngaç yapıyordum çocuklara. O kadar sağlam yani. Kırılmaz kolay kolay. Şu dallarının tabii ki böyle ince dallar değil de biraz daha kalın dalların kabuğu soyulur. Kurutulur. Destilasyona damıtılarak elde edilen ekstraktı kullanılır. Şimdi bir beyefendi bana gelmişti. İsmi neydi? Ha, Süleyman Bey. Süleyman Bey. Söğüt nerede? Aha bak. Süleyman Bey bana geldi. Kendisi doktor, psikolog. Ama tabii bitkiden anlamıyor. Hastalıklarla ilgisi pek psikolog olduğu için ayrı bir konu. Annesi 76 yaşında femur başı yani kalçaya giren kemiğin bacağın femur başı denir. Burası kalsiyum oranı çok azaldığı için çarşıda orada burada yürürken kemikleri kırılabilir. Femur başında kemik kalsiyum oranı çok azalmış. Doktorlara demiş ki protez takılacak. Kalça protezi. Her ikisine birden. Ama kadıncağızda o kadar hastalık var ki tansiyon var, kolesterol var, bronşit var, 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 var. Bir sürü hastalık var. Demişler ki bu kadar hastalık var. Ameliyat masasında kalabilir. Riskli bir hastalık. İnternetten araştırmış, gelmiş beni buldu. Dedi ki ne yapılabilir? Ne yapılabilir? Deneyeceğiz bir şey. Ben de bilmiyorum yani. Ben de Allah'ın öksüz yetim garip bir kuluyum yani. Değil mi? Yani her şeyi bilen biri değiliz. Bazılar gibi her şeyi biliyor diye iddia etmiyoruz kendimiz. Peygamberimizi örnek almaya çalışıyoruz acizane. Ne diyor Peygamberimiz? Ben Allah'ın öksüz yetim garip bir kuluyum diyor. Şimdi Allah soruyor. Hazreti Adem'e sen benim neyim misin diyor. Ben diyor insanların atasıyım. Hazreti İbrahim'e diyor ki sen benim neyim misin? Ben senin dostum. Bütün peygamberlere soruyor. Her peygamber ben senin dostunum. Vesaire vesaire diyorlar. Hazreti Peygamberimize geliyor. Soruyor diyor ki ben senin neyim? Ya Rabbi ben senin öksüz, garip, yetim, aciz bir kulunum diyor. Allah-u Teala da diyor ki işte ben Hazreti Muhammed'i bu yüzden çok severim. Alçak gönüllü olduğu için. Alçak gönüllü olmak. Şimdi neyse konu dışına çıktı. Şimdi burada şu klinik araştırması. Söğütün kabuğunu ekstraktıyla ama. Ben söğütün kabuğu diyorum vatandaş. Kabuğunu alıyor. Öğütüyor, toz haline getiriyor. Kapsül yapıyor, satıyor. Ne etkisi olacak? Hiçbir etkisi olmaz. Bitkinin tozun etkisi olmaz. Destilasyonla damıtılarak elde edilen ekstraktı. İsrail'in Hayfa Tıp Merkezi'nde Profesör Doktor Eisenberg ve ekibi kronik sırt, bel, omuz ağrıları olan artroz yani eklem iltihaplanması olan römatoid artrit olan hastalara denemişler, etkisini ispatmışlar. Frankfurt Üniversitesi Ortopedik Kliniğinde 451 kronik sırt bel ağrısı olan hastaları tedavi etmişler. Klinik araştırması var. Laf yok. Evet, yapılan klinik araştırmalara göre başta bel, sırt ağrıları, eklem ağrı, artrit, artroz, kas ağrıları vesaire vesaire karşı etkisi ispat edilmiş. Söğüt, birçok klinik araştırması var. Ama bunlar çok eski klinik araştırmaları. Yeni klinik araştırmalar da var. Onları kitabımız
yeni baskısında ilave edeceğiz inşallah. Romatizmaya karşı harpago, yani şeytan pençesi kökü, ısırgan yaprağı, söğüt kabuğu, huş yaprağı eşit oranda karıştırılır. Evet, görmek isteyenler için büyütelim. Eşit oranda karıştırılır. Romatizma çayı içilir. Nevralji çayı, nevralji çayını, söğüt kabuğu, sarı kantaron, papatya çiçeği, oğrotu, ayrık kökü, arnika çiçeği. Arnikayı bulamazsınız. Arnikanın yerine ardıç tohumu koyabilirsiniz. Evet, çok güzel. Sinirsel ağrılara, iltihaplara vesairesiniz. Evet. Söğüt 10 numara. Her türlü eklem ağrılarına, bel fıtığına, boyun fıtığına, eklem kireçlenmesine vesairesine ikisi ispatlanmış. Bu zaten ilk olarak aspirin bunun kabuğundan elde edildi. Ama daha sonra aspirine yoğun talep nedeniyle başa çıkamadıkları için söğütün kabuğunu soyacaklar, ekstraktını yapacaklar vesaire vesaire. Sentetik ürettiler. İlk üretilen aspirin doğaldı, faydalıydı. Sonradan üretilen aspirin petrolden yapıldığı için zararlıdır. Kullananlar da mide kanaması, böbrek kanaması vesaire vesaire birçok hastalığı tetikleyebilir. Bu nedenle aspirinden uzak durun, başınıza iş açarsınız. İç kanamaları sebep olabilir vesaire vesaire. Evet.